Hastasın, kalp krizi geçiriyorsun, eşin aldatıyor, tüpü açık bıraktın, iflas edeceksin, deprem olacak, aha savaşa girdik diye devamlı ağzı durmasa, böyle cihaz hep yalan söylese ama susturamıyorsun. Ne yaparsın? Rahatsız olmaz mısın? İşte kafanda bu var. Düşünceler de hücreyi bozar. Düş düşünceler hücreyi bozunca onun adı Risale-i Nur'da 246 sözlerde mevvad-i şerire deniliyor. Amerika nasıl galip oluyor? kuvvetten ve kudretten gelmiyor. Ya belki fesattan, alçaklıktan, tahribattan en önemlisi eyli hakkın ihtilafından. Siz Hanefisiniz, Şafisiniz, Malikisiniz. Ondan sonra sen Alevisin, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lassın, sen Çerkessin, sen Beyazsın, sen Siyasın, sen Doğusun, sen Batısın. Böylelikle bak şair İslamiye donmuş ecdattır. Şair İslami'ye mazi istikbale taşıyan GPS'lerdir. Hafıza kartlarıdır. Kiminle oturup kalkıyoruz? Bana bir şey olmaz deme. Koku gibi yani koku. Ben buraya girerken sen buraya girerken kokuna diyebilir misin ki sen dışarıda kal ben içeriye giriyorum. Madem öyledir hazaret dikkatle bas hayatına. Batmaktan kork. Arkadaşlar selamun aleyküm, hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun. Ne güzel bir manzara ya. Bugün telkin, ee, bizim manada telkin, felsefi manada, toplumsal manada sihir, büyü, sihirlenmek. Nasıl sihirliyorlar? Ne yapıyorlar? Neyi kullanıyorlar? E buradan belki bir adım atarız yani kendimize. E peki ne karımız olacak? Sihir yapılırken haberin yoksa sihirlenirsin. Aynı sihir yapılsa bile haberin olsa, uyanık uyanık olsan burada sihir var dediğin anda sihir olmuyor. Tutmuyor. Mesela şuursuz bir şekilde göz olur. Ya bana bak senin gözün daha gelmedi. Bak geldiğin zaman maşallah ya diye o uyanık olursan önceden haberin olursa bloke ediyorsun olmuyor. Tutmuyor yani. Şimdi telkin ondan, Risale-i Nur'dan o kadar mevzu geniş, o kadar büyük ki bunu to toplamak, geniş payandalarını ifade etmek, bir saate sığdırmak tabii zordur. Ben şimdi buradan başlıyorum. Telkin birisinden birisine yükleme yapmak, etkilemek, büyü yapmak, sihir yapmak, onu etki altına tutmak. Nasıl yapacak onu? İnsanda dört sistem var içeride. Onlardan bir tanesini tutturabiliyorlarsa ki... ...bunu küreselciler yapıyor. En yani zahirine, batın tarafına yapamıyor. Kur'an da telkin ediyor. E, cenazede telkin var. Hastalık da telkindir. Yani mezara yapılan telkin değil bu. Yani tesir altına bırakmak... ...insanın iç aleminde soğan kabuğu gibi iç halimden bahsediyorum. İç halimin dışından başlıyorum. Akıl, dima, vicdan, kalp, ruh. Eğer aklımız sihirlenmişse, telkin altında kalmışsa şekillerle ve vehim olur. Düşünce bozukluğu olur. Olmayanı var eden, varı yok eden düşünceler. Yani hastalığın %90'ını ustadın dediği gibi telkin ne oluyor? Hastasın. Bu ilaca içmen lazım. Ölürsün. Bu telkindir. Çıkamazsın bunun altında. Check-up yaptıralım bedava. Telkindir. Yani biz sokak ağzıyla büyüdür. Hiçbir şey yok. Niye baktırıyorsun? Mutlaka 10 tane takacaklarsa zaten o küreselcilerin savaşı illa silahla değil. En büyük silah gıda, ilaç ve şairi yıkarak televizyon filmlerle Sihir yapmak. Demek ki ilk önce nereye etkiliyorlar? Aklımızı etkiliyor. Ne yapıyor? Alameti nedir? Ee, şekiller oluşuyor. Seccadede şekiller olur. Tuhaf tuhaf bak oradan birisi geçti oluyor. En berbatı yastığa kafanı koyduğun zaman düşünce bozukluğu oluyor. Yani olmayacak şeyleri aklın aklına bela oluyor. Yalancı bir makine. Düpe gündüzü gece, geceyi gündüz yapan Yalancı makine kafamızda yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini diyor. Bak şimdi eve girsen, evde bir cihaz var, bunu söyledikten sonra giriyor. Cihaz dese ki hastasın, kalp krizi geçiriyorsun, eşini aldatıyor, tüpü açık bıraktın, e, iflas edeceksin, e, deprem olacak, deprem olacak, aha savaşa girdik diye... Devamlı ağzı durmasa böyle cihaz hep yalan söylese ama susturamıyorsun. Ne yaparsın? Rahatsız olmaz mısın? İşte kafanda bu var. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, hezeyan yani abuk subuk, siyah ve sibak olmayan, ön arkası olmayan, bağlantısı olmayan, hiçbir tutarsızlığı olmayan, güya mantık gibi gözüken mantıksız düşünceler, hezeyancı aklını, Aldatıcı nefsini, aldatıcı nefis demek ki bedens, yani uşkurluk ve mide eksenli yaşantı. Bu üç tanesini tay Pekmez gibi karıştırın. Bir daha yapıyorum. Yalancı vehmini karıştır şeye, bardağa. Hezeyancı aklını anlattım. Aldatıcı nefsini, bedeni putlaştırıyor. Beden hayatı, hayatı dünye ve esas yapıyor. Birincisi yalancı vehmini, hastalığın temeli. Hezeyancı aklı insan ilişkileri bozar. Aldatıcı nefsini Dünya hayatını putlaştırıyor. Hayat perest yapıyor. Beden esas oluyor. Hasta olmayayım diye hasta olursun. Bu üç tanesini birleştirirsen tıptaki adı depresyon. Depresyon neydi? Tıptaki onu da bile, bildiğim için söylüyorum. Orayı da biliyorum. Diyor ki en az bir gün, günde bir defa, günde en az bir defa iki hafta devam ederse sıkıntı, darlık, can sıkıntısı buna depresyon tanrısı konuluyor en az günde sıkılacaksın bir defa. Ulan biz zaten doğuştan depresyondayız. Çünkü sıkılmadığımız gün mü var? Nefsem var yok mu bizde? Küçüklükten beri hiç sık... <laughs> Oradan başlıyor bizim. İşte telkin, dima böyle yaparlar. Dimadaki telkin, düşünceni bozarlar. Vicdandaki telkin, vicdanın hissiyatını bozar. Kalpte ise duygu bozukluğu olur eylemseli de söyleyeceğim. Ruhta bozuk olursa latife olur. Latifeler bozulur. Yani dima telkin edilirse zanlar, vehimler, zanlar, gıybetler olur. Vicdan bozul telkin olursa haset olur, korku olur, his bozukluğu. Çok zordur bu. E, kalp bozukluğu olursa eylem yapamazsın, Kur'an okuyamazsın, zikredemezsin. Lisanen, zikrine kalben ubudiyetine halel verir. Yapamazsın. Derse gelemez. Ruhu telkin etmişse, yani bozmuşsa, sihir altındaysak biz şefkat, muhabbet, sevk, şevk, lezzeti mukaddese, memnuniyeti mukaddese, iftihar mukaddese yani birbirimizden ihtiyar edemeyiz. Birbirimize davet ederiz. Şefkat yapamazsın. Şefkat-ı mukaddese olmaz. Muhabbeti münaziye olmaz. Yani şu dersin süreçtir. Şu ders var ya, Risale-i Nur bile süreçtir. Sonuç nedir biliyor musunuz? Uhuvvettir, tesanuttur, ittifaktır, birbirimizi sevmektir, onaylamaktır. böyle kaş göz altından hesaplı olma, olmamaktır. Sonuç bu. Siz de hizmeti düşürmeyin diyor usta. Hizmet Allah'ındır. Siz uhuvveti koruyun. Tesanudu koruyun. Sait Özdemir abiye söylediği son şeyler bunlarmış. Ne güzel demiş. Demek ki insanın telkin edicilere muhatap olan cihazatlar nelerdir? Bakalım. Bir, kalbimizi etkiliyor. Bir de gözle dimağımızı etkiliyor. Kalp bile basarın. <laughs> Kalp etkileyen münafık bahsinde geçiyor. Kulaktır. Direkt. Süzgeci yoktur. Şu anda konuşmam sizin kalbinize gidiyor. Yani ne dinliyorsanız münafık bahsinde geçiyor. Ses diyor kulak kalbe bağlıdır. Göz ise dimağa bağlıdır. Gözün bir yönü vardır. Kulağın yönü yoktur. Altı yön. Her taraftan direkt aşağı vurur. Ona göre dinlediğine dikkat et. Dinlediğine dikkat et. Onun için olur orta herkesin sözünü dinleme. Herkesin kitabını alma. Videolara muhatap olma. Her derse gitme. Ehl-i sünnet vel cemaat dairesinde seni inşa ediyorsa, kaza namazından, haramlarından aman dikkat et, Müslümanlar arasında e, kovuculuk, taasup, oraya gitme, buraya gitme diyorsa böyle öyle gitme. Belki sen e, Yunus Yunus balığısın. Ben sana göl vaat ediyorum. Niye buraya geleceksin? Buraya gelip de bana ne yapacaksın? Bana ne karın olacak? Seni nerede inşa ediyorsa oraya git. Ama ehl-i sünnet vel cemaat olsun. Taasup yapma. Seni nerede inşa ediliyorsan aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu inşa, ihya neresi ediyorsa git kardeş. Kimsenin özel dini yoktur. Ama ona dikkat. Haram elalını söyleyecek, namazlarından bahsedecek, seni inşa edecek. Müslümanlar arasında kimden olursa olsun istifadesine taraftar olması lazım. Aman bana gel, benden ders al. Başka yere gitme diyen Nefsin ve inanetin bir ilesidir. Gitme. Gelme bana da o zaman. Ne, ne yapacaksın ki? Gelip de bana zarardan başka ne var? Ya? Yani? Ne yapacak yani? Demek ki e, o telkin çok önemli diye anlatıyor. Telkin devamlı vurur 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 bana bir şey olmaz deme. Karadeniz'in suyu yumuşaktır. Vurduğu kayalar serttir. Ama vura 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 oyuyor. Telkin de oyar adamı böyle. Aklını, zihnini. Sen doktora gitsen şöyle yaptı, hemen içmen lazım, hemen yapman lazım. O ötekisine gitti, hemen yapmaz. Ha. Çünkü kalıptan çıkmış. azıksa öyle olmaz. Doktor ayrıdır, hekimazlık ayrıdır. Hekimazlık ruhuyla bedeni, bedeniyle ruhu bilen adamdır. Ruhu inkar edene doktordur, ona gitme. O zehir saçar sana. Bedeni kabul ediyor, ruhu kabul etmiyor. Kalp ile basarın taluk ettikleri şeyler mütehalif birbirine farklı şeyler. Yolları da birbirine zıt, farklı yollar. Delilleri de mütefavit, talim ve telkin edicileri de mütenevidir tabi. Yani kalbi de bozan veya ihya eden, inşa eden, tamir eden aklı da tamir eden yollar farklıdır, yöntemleri farklıdır. En bu akşam alacağımız en garip şey bana bir şey olmaz değil. İnşallah yetiştireceğim. Bu telkinle anneler nasıl bozulur? Anne bozulunca çocuk bozuluyor. Toplum nasıl bozulur? Karı koca yuvaları, boşanmalar niye oluyor? Ona gireceğim özet olarak. Külliyattan topladık. Yani topladı, Salih kardeş topladı. Ben de onu tasdif etmeye çalıştım. O kardeşin çalışmasıdır, teşekkür ediyorum. Çık yukarıya. O zaman kiminle beraber olduğunuza, izlediğinize, okuduğunuza, dinlediğinize dikkat etmezseniz, etmezsek ki konferansın sonunda var, nur talebelerini olur olma şeyi dinlettiremezsin, okutturamazsın, götüremezsin diyor ya, dikkat etmezseniz telkin edilirsiniz. Şuurun olsun veya olmasın. Telkinin özelliği odur. Uyurken bile telkin vardır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Adam tabii biraz yakın dostlarımızdan aradıklarını biliyoruz. Abi diyor yatamıyorum, yatamıyor. Çay tabağına biraz sirke koy dedim, camın kenarına koy. Olmadı gene dedi. O zaman senin duymayacağın kadar Kur'an'ı açtı. aç. Veya Asay Musa, hiç uyuyamayan adam. Masanın yanına, şey yatan yanına masayı koy. Asay Musa'yı aç. Uykun yoksa, kap içmeden. Asay Musa'yı oku bakalım. Eğer bu şeytan ciddi senin okuyacağına inanıyorsa, uyku moduna basacaktır. Yeter ki okumasın. Sonra buraya niye masa getirdim? Kapat, uyursun. Adam işini biliyor. Gece onların gününüz bizim ya. Ha, o zaman telkin edilirsiniz ama haberiniz bile olmaz. Bunlara dikkat edeceğiz. Kiminle oturup kalkıyoruz? Bana bir şey olmaz deme. Koku gibi yani koku. Ben buraya girerken, sen buraya girerken kokuna diyebilir misin ki? Sen dışarıda kal, ben içeriye giriyorum. Sen koku seninle giriyor. Yani bendeki dalga boyu, bendeki pozitif, negatif, olumsuz, felaket tellallıysan sizi de sirayet eder bu. Sizi de sirayet eder. Sonra devam et. Madem öyledir, hazaret, dikkatle bas hayatına. Batmaktan kork. Ne batırır peki bizi? Yani bu ümde, çekirdek olarak kolas edersek biz en çok batıran bir lokma. Boğaz. İmam Azam diyor ki ağzından gireni kontrol edemeyen hangi yolla çıkacaksa o yolları kontrol edemez. O yolları kontrol etmenin yolu bu yolu kontrol etmek. Ağız. Başka değil bir de. şey yani afet. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaret, bir öpmekte batma. İnsanı batıran şeyler. kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane. Ben eşleştirmiştim. İman esaslarını tahrip ediyor. Dikkat et, devam et. Çünkü ailelere geleceğim. Sual. Ya en çok soruyoruz. Ben Biz çok zekiyiz ya. Böyle biz etkilenmeyiz. Yani gittiğimiz yerde her yeri gideriz ama lazım olanı alırım. Olmayan hamza bırakırım ben. Çünkü zekiyiz ya. Bana bir şey olmaz zannediyoruz. Bak burada da diyor. Huzma safa dema keder. Safa yal kederi bırakırım ben. Kaidesine binaen herkesi dinlesem, iyisini alsam, her yere gitsem, kötüsünü bıraksam, kurtulamaz mıyım telkini batıldan. Yani o ben onu dinlemem canım ama giderim orada gözüküyorum. Kurtulamaz mıyız böyle onların batıl şeylerinden? Bakayım cevap kaldır. İnsan da insanda sistem sana rağmen bak ne sistemler çalışıyor. İnsanda yani burayı e, izah eder misiniz sorarsanız sorun izah edeyim. İnsanda kalbinin bir köşesinde lüme şeytani denilen bir sistem var. Lüme şeytani o bir aleti sesidir. Kalbin içinde değil aşağı. Nazargah ilahidir kalp. Onun dışında ama bitişik gibi. Lümme-i şeytani. O ne yapar? Aleti vesvesedir. Obsesyon diyorlar tıpta vesvese. Bizde vesvese. Ha? Aleti vesvese ve kuve-i telkinatı ile konuşan bir şeytani lisan içinde. Ver azını payını. Verme. Biter. Hastayım. Kapris geçiriyorum. Beni aldatıyor. Yalan söylüyor. Böyle hep böyle lisan. içinde bir ses duyarsın. Yalan makinesi. Kardeşim evine yalan makinesi koysan ne yaparsın? Kafanın içinde yalan makinesi var. Yalancı ve emini. Durmuyor ki gece gündüz. Rüyaya bile geliyor. Yalancı ve emini. Hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Üçünü topla, depresyon. Nasıl kurtulacağız? tefekkür imaniyle. Tefekkür mesleğinde ilerleyen bunu kullanır, basamak yapar zararı değil faydası olur. Çünkü şeytanın bile makasıdır hayri külliyeye ve kemalat insaniye vesile oluyor. Bir tane yapayım şeytanın hep bildiğiniz bir şey. Oradan bir tane bakmamamız gereken bir şey geçiyor. Haram bir manzara. İçimizden bir dürtü var. Bak, 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 bak. Böyle bir enerji olur ya. Sen de bakmadın. Bakmadın. Çıktı. Bu enerji çıktı ortaya. Bakmadın çekip gitti. Ne olacak bu? Geri de gidemez. Var yok olmaz. Onun adı Kemalat İnsaniye. Şer hayır oldu. ise seyyatim hasenattir. Tebeddül etti. O işte diyor ki hastasın. Kalp krizi geçiriyorsun. Aa, öleceksin. Sana yanlışlık yapılıyor. Çalıyor çırpıyor vesaire. Alet, aleti vesvese. Ne yapar bu? Kuvve-i telkinatı ile. Kuvve-i Vahime. Yani üç tane kuvve var kafada. Kuvve işevi, kuvve gada bir, kuvve aklı. Onlar aktif oluyor. Onlar aktif edince insana sanki içimizde bir benden başka bir paralel var. Benden hariç birisi var. Paralel. Ne yapıyor? Ya kardeşim ben kendimi mutlu hissediyorum. Çok iyiydim. Biraz sonra baktım kötü oluyorum ya. Ulan güzel cümlelerim vardı. Kendimi motive ettim. Nedir ya nereden geldi bu cümle ya? Niye kötüyüm ki? Ne oldu yani? Bir şey değişmedi. Kimseyi dinlemedim, kimseyle konuşmadım. Niye bir şey yaptım? Sistem böyle. Peki kaldıramayız mı? Boşuna uğraşma, muhalif talep etme, kendine kötülük yapmaktır. Bu sistem böyle çalışıyor. Ama dediğim ya çaresi ne? Hemen söyleyeyim. Tefekkürü imani. Tefekkür mesleği. Başka kaldıramaz. Yani gayi hayal olursa şuraları aşarsın. Hedefi olursa o zaman zihinler buna takılmaz. Enerji şeklinde dönüşmez. Yani teslim, tevekkül, itimat, kanaat çalışır. Veya ustadın at fark, noksa kusurun deruhte etmek. Tefekkür, at fark, tefekkür de var. Şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmünde geçtiğini kafanıza düşün. Yalan makinesi. Düpe gündüzü, gündüzü gece, Geceyi gündüz yapıyor. Kardeşim devamlı kötüsün diyor ya. Bak bana başıma deneyledim bir tane. Soğuk sıcak içiyorsun ya hava Dişim sızladı doktor. Dişim sızladı. Galiba ee, dişim ağrıyor dedim. Baktım ağrıya dönüştü sızlama. Allah Allah falan. Aklım oraya takıldı. Çalışıyorum ama orada. Gittikçe çoğaldı bırakmıyor. Sonra dedim ki ona sen olmayasın. Bir baktım şak diye kesti. Sens. Ustat diyor mu? Evet. Diyor ki 246. Ben mehassız konuşmuyorum. Sözler 246'da diyor ki içimizde kimler var bak sana konuşan hastasın, kanser hücresi, tansiyon, kalp, damarlar daralması vesaire kim bunlar? Melek değil. Melek değil bunlar. İnsanın fıtratını bozan yani hasta yapan Bak insanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden, düşünceni bozan ve kanser veren vesaire hastalığına sebep olan kimiş onlar? Erva habise. Ne demek o? Seyrettiğimiz, dinlediğimiz olumsuzları, o işlediğimiz günahtan ki ayette diyor hemen onlara yerine bir şeytan yaratırız. O işlediğimiz haramlar, içeride iş diye, iş diye, iş kalbi ruhu siyahlandırı var ya. Sonra o düşünceleri bozar. Düşünceler de hücreyi bozar. Düş düşünceler hücreyi bozunca onun adı Risale-i Nur'da 246 sözlerde mevvad-i şerire deniliyor. Mevvad-i şerire sözler 246. Mevvad-i şerir madde. Onun mekeli ve sekenesi kimdir? Allah ve melekleri değil. Kimdir o? Erva habise. Tersi de Ervah aliye. Mevade aliye. Peki bu hangi maddelerden yaratılır? Nurdanlardan, nardan, zulmetten, rayadan, manadan, kelamdan. Onlardan ruhani yaratılıyor. Bak nurdan, nardan melekler yaratılıyor. Allah ve melekleri vehim ve vesvese vermez. Vehim ve vesveseyi erva habise, kafir cinler, şeytanlar, In, in, şeytanlaşmış insanlardan gelir. En şerli hangisidir? Şeytanlaşmış insan. İslam düşmanı görse bir Müslümanı, o oh, sen tamam vefa şey yapacaksın. Hemen şunu takman lazım. Şunu etmen lazım. Duman ediyor seni hele hastaneler, gıda hastaneler savaş sebebi. En büyük savaş yaptıkları yerse küreselcilerin ilaç sektörü. Gıda şair İslamiye. Şair-i İslamiye. İslami örf adetler. Evet geçiyorum. Küçük bir şeytan hükmünde kafamızda var böyle bir adam. Artık kendini kötü hissettiğin zaman sen kötü değilsin. Bu adam konuşuyor. Sahiplerinin ihtiyarına, senin ihtiyarına zıt arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hatsen herkesin nefsinde görmesi Lan ben bunları düşünmedim kardeşim nereden geldi ya? Ben niye kötü mü kendimi kötü hissedeyim? Sizi şeyde söylemiştim. T şeyde psikanatik kurucuları diye söylenen Jung'la şey var. <laughs> Freud. Sonra kendi ayrıldılar. Al alışamadılar. O biraz Rusçuydu. Jung Asyalı e İsviçre doğumlu ama Asyalıydı. O diyor ki insan diyor ben mutluydum diyor. Hiçbir sebep yoktu. Manastıra gittim. Tamam böyle kalacağım. Ben mutlu olduktan sonra kötü bir insanla konuşmuyorum, kötü kitap okumuyorum. Toplumda değilim. Manastıra çekildim. Ben hiçce de o manastırına gittim. Tek kulübe gibi bir yer. Sonra baktım ki diyor yine kendimi kötü hissediyorum. Ben diyor yükselmiştim... Ben de bir ben var. Bağır, kim varsa diyor. Bu benim doğrularımın ara boşluklarını buldu. Beni tepe takla etti. O kim olduğunu bilmiyor. Kitabında böyle kitabında diyor ki, İnsanoğlu onun kim olduğunu tespit etmedikçe huzur ve mutluluk yoktur. Onun adı bizde nedir? Nefsem var. Çünkü biz üç taneyiz. Odundaki gibi. Odunda duman, odunda nur, bir de odun. Benim nefsim, benim ruhum, ben olan ben. Üçümüz farklıyız. Odundaki duman benim nefsim, odundaki nur benim ruhum. Bunun dışında odun gibi gözüken ben olan ben. Duman, nur. Demek ki niye bu kadar girdim? Ya böyle içimizde böyle bir sistem çalışıyor. Alemde büyük şeytanların vücuduna katı bir delildir. Ve bu lüme şeytaniye ve şu kuvey vahime yani lüme şeytane kalbe yakın olan kuvey vahime de tepede bu düşünce imal ediyor. Bu namussuz en kötüsü de bu. Kuvey vahime vehim çok berbat. Vesvese hiçbir şey değil. Çünkü vesvese tayakuza sebeptir, tahariye dairdir. Tahavunu def eder, ciddiyete vesiledir, lakaytla atar. Beş, bunu yaptığın bir şey yok. Abdestten şey, vesvese geldi mi yıkanırsın. Vesvese fiiledir. Kurtuluş çok kolay. Vehim öyle değil ya. Vehim öyle değil. İyi değilsin diyor. Başka mesela gittin çarşıya tüpü açık bıraktın diyor. Hadi çöz bakalım. Ocak açık diyor. Cuma da burada oldu abi. Adam tam cumaya kalktık. Cuma namazını kılacağız. Dayı önden kalktı. Evde dedi şey açık unuttum hoca dedi. Kalktı tam cumaya duracak gitti eve. Aa ben bu cumada ben de oradaydım Mehmet hocanın. O kalkan yaşlı adam o muydu? Ocağa gidiyor zaman. Öyle dedi. <laughs> Mehmet Mehmet hocam burada mı? Ha burada. Mehmet hocam niye onu sen o camiden böyle ona manevi gösterseydin bak evinde tıp açık değil. Seni <laughs> maz ederken kalktı gitti. Gördüm dedim ben de abdest şey olmuştur dedim ya. <laughs> Acayip bir şey ya. Hele arkamda bir ağrı var böyle. Demek ki kalp krizi geçiriyor. Böyle başlıyor arkadaşlar. Bir de zalime düşersen. Merhametsiz. Peygamberimiz anlatırken dedim ki aleyhissalatü vesselam. Hem tenüps ettireyim size. Doktora gitsen. Aa orada da bir doktor çıktı. Şimdi doktor sana hastalığını tespit etse. ilacı da verse. Şüphe eder misin? Etmezsin. Ekseriyete edilmez. <laughs> tamam. Peki onun özel hayatına bakıyor musun? Psikolojisi nasıl bu doktorun? Bakmazsın. Aile hayatına bakıyor musun? İçtimai hayattaki ilişki ve çelişkilerinden biliyor musun? Yok. Niye itimat ediyorsun sözüne? Peki peygamber ve vesselam bir söz söylediği zaman onun ahlakını merak ediyorsun. Aile ve hayatını merak ediyorsun. İçtimai hayattaki dürüstlüğünü merak ediyorsun. Ondan sonra sözüne itimat ediyorsun. Ama buna yapmıyorsun. Onun sözünün yan tesiri yok. Yan yok reçetesinde. Bunun bir sürü yan tesiri var. doktorum demişti. Ya dedi ki abi eğer diye bu ilaç içeceksen yan okumayacaksın. Okurdun mu tesir etmez. Duman olursun. Okuma. Ama Allah Resulü'nün sözlerinin yan tesiri yok. Bak doktorun ailesini, ailedeki ilişkisini, ahlakını, psikolojisini, iç tutarlılığını Şimdiye kadar ne kadar hastaya isabet etmiş. Ve içtimaiyattaki ilişkilerinde sihatlı. Bakıyor muyuz? Yok. hemen ilacına itimat ediyoruz. Yanlış çıkma ihtimali var mı? Bir sürü var. Allah Resulü öyle mi ya? Bir yanlışı yok ya. Bir hata yok. Onun için onun imanına hasta oluyorum. Allah. Alemde büyük şeytanın vücuduna katı bir delildir. Ve bu lüme şeytaniye ve şu kubey vaime bir kulak, bir dil olduklarından. Bak e, kulak ve dil nedir? Nazm-ı mani ile e, kulak lüme şeytaniyedir. Öfürüyor. <laughs> dil kuvve-i Devamlı konuşuyor. İyi değilsin, hastasın, iyi değilsin, yalan söylüyor, ocağın açık, çarpacaksın, kaza olacak. Devamlı konuşuyor. Şu anda benimle de konuşuyor. Devamlı. Hiç durmuyor. Şuur altı ark arkada. Bunun adı değil. Kuveyvayme vesvese yapar. Vesvese şeytandandır. nefsenmare emmare ve kafir cinler ve şeytanlaşmış insanlar vehim yapar. Vehim çok berbattır. Düşünseldir, akıldadır. Vesvese kalptedir. Vesvese fiildedir. Vehim düşünsel olduğu için bir şey değildir. Ondan kurtulmak biraz zor. Ne ile kurtulacaksın? Tefekkür imani. Asay Musa'yı okursan tefekkür imanı olur. Bir kulak, bir dil olduklarından onu üfleyen ve bunu konuşturan üflüyor. Bunu da konuşturan harici bir şahs şahsı şerinin vücudunu ihsas ederler. Devam et. Aileye geleceğim çünkü. Hem insanın, bak şimdi sisteme bak. İnsanın letaifi içinde teşhis edemedi. bir iki latifi var ki ne yapar bu? İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar. Hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki, senden zaten adam olmaz. Adam olsaydın kaderin böyle olmazdı der. Oysa mesul değilsin. Rüyada gördüklerinden mesul olmadığın gibi. Rüyada da haram görüyorsun ya, onun gibi ya. İnsanda bir iki latife var, seni dinlemiyor. O zaman diyorum ki Ya Rabbi, şu geçmiş günahlarımızı yani, tövbe ediyoruz da. Yani uyanıklık yap biraz şey yapacaksın. Ya Rabbi, şu geçmiş günahlarımızı şu ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki teklifi din altına giremezler. Latifelerden sahip ve hesap sorma Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi. Onlardan söv. Onlardandır yani. O oydu. Yoksa biz yapmazdık onu. Değil mi? Siz de yapmazdınız. Evet. Tabii ya. O o latifeyle hükmetmiş de biz yanlış yaptık. Yoksa buraya gelmemezdik. Allah'ım ondan say. Amin. Amin. Demek ki insanda bir, içeride bir iki latife var. İhtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar. Şimdi ne işine yarayacak bu? Kafayı koydun. Eylemsiz ders yapmıyor. Kötü düşünceler geldi. Bundan da sonra diyeceksin ki, ya bu nereden geldi ya? ya? insanı dinlemiyor ki bu adam. Bu adam insanı dinlemiyor. Bu dersten sonra diyeceksin ki, bu namussuz dinlemiyor. Teklif altına da girmiyor. Koydum mu ya kafaya? E nereden geldi kardeşim bunlar ya? Ben mi getirdim? Yok. E ne yapalım? Kale alıp cevap verirsen şahsiyet vermiş olursun. Bir tanesi sordu. Abi içimde sıkıntı var. Galiba şeytan ona Kur'an okuyuyor. Okuma. Yat aşağı dedim. Dedi ki Kur'an okuma diyorum ben. Çünkü okursan ona vücut veriyorsun. Şahsiyet veriyorsun. Yanın başka şekilde gelecek. En güzel o. Usta cevap üret demiyor. Tanısan gider. Tanımasan gelir. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Yani Demek ki böyle bir şeyler, sistem var yani. Mesul da değilsin ha. Mesul değilsin ya. Geç. Kalpteki şeyle aynı mı abi yoksa? Bu kalpteki vesese de öyle. Yani o farkı... Mesela bak, banyo, farkı söyleyeyim. Vesese. Banyo yaptın, yıkanmadı diyor Arkan. Lan nasıl yıkanmayacağız? Hafız mı yapacağız lan sana? Yıkanmıştır o fiskiyeyle yaptın. Veya şş, mesela şeytan kafire gider İngiliz'e der mi ki? Kafir İngiliz'e. Senin imanın yok çok kötü. Bak felaket olacaksın der mi? Demez. Gider iman eder de. İman. Peygamberimizin dediği gibi şeytan boş eve girmez. O zaman vesvese nereye musallatsa o vardır. Abdese musallatsa abdestin var. İmanına musallatsa imanın var. O kolay. Mesela ben Bazen unutuyorum ders çalışıyorum ve uçakta gidiyorum. İniyorum. Zaman darlandı. Namaz kılacağım. Fakat abdestim var mı yok mu? Şeytana soracağım. Diyorum acaba var mı abdestim yok mu? Bekliyorum olan Allah'tan bir vesvese gelse de abdestim yoktur dese de namaz kılsam. Abdestim yok dediği anda namaz kılıyor. Abdestim var ya ona hiçbir şey gelmeyecek. demek ki şeytan susmuş. O zaman yokmuş yani. Şimdi ben o kadar hayvan değilim diyor adam. Biliyor ya. Abdestin testi yani. Devam et. Ha, bu acip asırda deşetti aşılamak ve şiringa ile hem hakiki hem mecaziki nefse mare ittifak edip öyle seyyata öyle günahlara severek giriyor kainatı idete getiriyor. Yani acayip bir şey arkadaşlar. Bu aşılamak var ya aşılamakla şiringa ile mesela adam basit oturduğu yerde bir seçime gidiyor, bir oy veriyor. O verdiğini takdir değil de tercih etseydi, tercih kalbine koyuyor. Tamam Kalbine koyduğu zaman hele İslam düşmanlığı varsa, sicili büyükse adam küçük düşündü bir oy veriyor. Öyle bir günaha giriyor ki kainat idete geliyor. Acayip bir şey ya. Çok tuhaf yani. Acayip şey. Küçük küçük hesaplar. Ondan tut Orta Doğu hadisesine kadar basit basit adam. Ne olacak diyor. Ariel Sharon geberdiği adamın şeyini deterjan alıyor. Çok iyi yıkıyor diyor. Doğru. Kefeni çok kefeni çok beyaz yapıyor. Ariel diye deterjan kefenleri çok güzel temizliyor. Ona bile yapamıyor. Peki haram mı? Haramdır. Nasıl haramdır? Ulemanın ittifakı var. Usta diyor ki rey esastır. Alem İslam uleması ittifak etmiş. Onları malın alamasın haramdır diyor. Alamaz. Din dindir yani. Usta Risale'de geçiyor. Rejim-i Alemi İslam'ın ittifakı olmuştur. Bak nasıl öyle bir kainatı dede getiriyor. Bebek katillerinin bisküvitini alıyor. Ya ne olacak daha iş şey yapıyor. Yani bitmiş de iki bitmiş. Bu şatılmış. Devam et. Evet en acayibine geldik. Muhakematta geçiyor. Ulan Salih nerelere soktum bizi ya. Yani? Salih topladı bu işi. Nerede ya bir yerde bir gözüküyordu. Ha orada. Fenni beyanın Beyan ilminin sihirbazları diye. Seharesi. Ne demek Salih? Sihirbazları. Sihir Şimdi onu şey yapacağız. Ha, i̇n aşağıya. Bir yer bir metine gireceğiz. Sonra aile nasıl bozuluyor? Annen nasıl bozuluyor? Çocuk nasıl bozuluyor? Cemiyeti nasıl sihirlediler de ne oldu? Cemiyette şu beş tane şey nasıl oldu? Başka notlar aldım. Aile boşanmaları niye oluyor? Çok kısa. Havayı nasıl bozar? Şu an bu hava veya senin evindeki salonla yatak odanın havası aynı mı? Bu bu atmosferle senin evin aynı mı? Başka yerler aynı mı? Cami yeni yapılan camiyle ecdadın yapıldığı cami aynı mı? Değil. Havayı nasıl bozuyor? Toplum nasıl bozuluyor? Bunları şey yapacağım inşallah. Şimdi Risale-i Nur Külliyatına şu alarda sayfa 267 şöyle geçiyor. Siyasi diplomatların radyo diliyle radyo diliyle herkesin kafalarına, herkesin kim dinliyorsa kafaya sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle <laughs> sihirbaz yani göz boyamak var ya laf cambazlığıyla zehirli üflemeleriyle ne yapıyorlarmış? Ve mukadderat-ı beşerin düğme ve üktelerine yani şu ükteye böyle çekirdeklerine o ne olduğunu şey yapacağım şimdi. O şu gizli var ya, gizliyi gireceğim. Bu nedir? Düğme ve üktelerine. En nefasati fil ukad. Nef. Var kulazı bir Rabbil Felek'te. Rabbil Felek'te değil mi? Nas da değil. Kulazı bir Rabbil felek. Orada. En nef. Nefes yani. Nefes zehirli. Nefesleriyle bak. Zehirli zeyli üflemeleriyle ya ses zeyli olur mu? Kafanı zeyliyor. Bu seyir bu şey ses bu. Ya televizyon olsa böyle videoları takip etsen. Mukadderat-ı beşerin düğme ve üktelerini gizli planlarını telkin etmeleriyle. Şimdi gizli planları nedir? Gizli planlarını mesela ben hatırıma gelen bir tanesi söyleyeyim. Furkan'a da yukarıda söyledim. Amerika Irak'a gitmeden önce ee, Irak'ta bütün radyoları altına sübliminal ve ülliminatı ses koymuş. Bilinmiş, bilimse bu, bilinen bir şey. Direnme, teslim ol, direnme, teslim ol, direnme, teslim ol. Arkanda bu sesi koymuş. Bir sene devamlı film atsa onu duymuyor. Ee, müzik atsa onu duymuyor. Arkada var. Başka nerede yapıyorlar? Bu marketlerde yapıyorlar. ...mağazalarda... ...al, al, al... ...almalısın, almalısın... ...al, al... ...al, al, al... ...beni bile etkiledi. Bir bant almaya gittim. Bir, bir, bir tane, bir liraydı o zaman. Bir bant, bant alayım dedim. Al, al, al... ...diyor dedim. Bak şimdi beni nasıl etkileyecek? 63 liraya zor çıktı. Beni bile etkiledi. Telkini görüyor musun? O da lazım... Lazım, lazım, lazım. Olursun lazımlık diye böyle sesi de koyuyor. Ya, yapıyor. Gizli planlar. İn aşağıya. Kağıda geçeyim. Evet arkadaşlar. Burada dersteki gaye etkilenmeyin, zehirlenmeyin. Uyanık olun. Biz kardeşiz. Allah bizi kardeş etmiş. Bunlar küreselciler, Savaşta uçak hiçbir şey değil. Bizi onunla işgal etmiyorlar. Bizi gıdadan, ilaçtan, ahlaktan, şairden, örf, anane kültürden kopararak bizi bize düşürüyorlar. Bizi bizden ediyorlar. Şimdi diyor ki yaptıkları güneşi gösterse edebiyatlarına bak. Sarı saçlı güzel bir aktisi karıya ihtar eder. Zahiren der, sefat kötüdür. Aylaksızlık yapmamak lazım. Çocuk istismar olmaması lazım. Çocuğu katlediyorlar. Zaten Amerika'da Havra'da çıktı ya. Havra'da neler çıktı? Sonra onlar da siz mi çıkartın? Siyasi pisliklerini liderini çıkartınca hemen ört pas etmeye çalıştılar. Bunlar zahiren sefat kötüdür. İşte bir tarikat şeyi böyle yaptı. Kızını meşru dairede evlendirmiş. Vay kıyamet. Kendileri nereli yaptıkları kepazelik kötü şeyler, batı şeyler tasvir edilmez. Onlar zahiren der sefat fenadır. İnsanlara yakışmaz. Müslümanlara yakışır mı? Diyor bak şimdi. Işte. Zalim kefere. Netice-i muzireyi gösterir. Halbuki sefate öyle müşfikane bir tasvir yapar ki yani insanları o rezilliğe götürecek yolları öyle tasvir o kadar kolaylaştırır ki a suyu akıtır, akıl hakim kalamaz, iştihayı kabartır, hevesi teyhic eder, heyecana getirir, his daha söz dinlemez. Televizyonda gösterir, uygulamasını toplumda gösterir. Televizyonda gösterdi mi? Uygulamasını, yollarını gösterir. Şu AVM'de, şurada, şurada diye. Ben kendi mükerrer müşahede etmişim ki yüzde on ehli fesat fazla değiller abiler. Fesat tarif kolay olduğu için muktedir gözüküyorlar. Tarif et tarif ehsen tarif kolaydır. O yüzde on ben diyor bak müşahede ettim ki yüzde on ehli fesat yüzde doksan ehli salahı mağlup ediyordu. Yani yüzde on yüzde doksanı nasıl alem istemişler. 5-6 milyon şey Yahudi var. Ama öyle demeyin. Ya bazıları da şey diyor ben bir tarafın taraf değil de doğru istikameti düşmeniz için söylüyor. Tayyip niye götüremiyor niye yapmıyor? La kardeşim o sen kültürden mi bilgiden mi haberin yok? İsrail değil ki o. Küresel güçtür. Ustad diyor ki onlara o küfrü mutlakın merkezidir. Galim Teşir'de diyor başıdır diyor. Onu alem İslam ittifak etse bile yok edemez ancak Hristiyanlarla ittifak edince İsa Aleyhisselam nuzul edip de o ancak onu kaldıracak. İsa Aleyhisselam ve Hristiyan İslam Birliği'nin gücüyle olacak şeyi Tayyip'ten istiyorsun. Tayyip zaten devlete yüzde %25 hakim ya. Onlar nasıl istiyorsun? İstikamet edin ya, akıllı düşüneceksin ya. Sen kendine ne kadar hakimsen o da o kadar hakim. %10 ehli Fesat %90 ehli salay mağlup ediyor. Hayretle merak ettim tetkik ederek katen anladım ki o galebe onlar nasıl galebe ediyor? İsrail nasıl galip oluyor? Kuvvetten, kudretten gelmiyor. Amerika nasıl galip oluyor? Kuvvetten ve kudretten gelmiyor. Ya belki fesattan, alçaklıktan, tahribattan en önemlisi eyle hakkın ihtilafından. Siz Hanefisiniz, Şafisiniz, Malikisiniz. Ondan sonra sen Alevisin, sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lassın, sen Çerkessin, sen Beyazsın, sen Siyasın, sen Doğusun, sen Batısın. Böylelikle bak eyle hakkın ihtilafından istifade etmesinden ve Müslümanların içerisine ihtilaf atmaktan, Müslümanların zayıf damarlarını tutmaktan ve ahlaksızlığı aşılamaktan, hissiyat-ı nefsani, insanın nefsi arzularını Mesela faizin kurucuları onlar. İsrail'de faiz almak vermek yasak. Kumar sahipleri onlardır. İsrail'in hava, deniz ve karada oynamak yasak. Böyle bir şey yani. Diyor ki, işlerini ihtilaf atmaktan, Müslümanların zayıf damarını tutmaktan, Müslümanları aşılamaktan videolarla, yani milyarlarla film çekiyor, milyar veriyor o film, sana bedava izlettiriyor. Babasın, babanın hayrına mı yapıyor bunu? bu filmleri milyar dolar veriyor. Sen böyle tek yapıyorsun seyrediyorsun. Bu kadar mı yani? Niye yapıyor? İçine, arkasına illuminati ve subliminal koymuş. Ee, aşılamaktan hissiyat-i nefsaniyeyi, nefsi arzularınızı videolarla tahrik etmekten başka arazı şahsiyeyi tahrik etmekten. Sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lassın, sen Çerkessin. Ne mutlu güneşim diyene. Allah Allah. Bir hepinize soruyorum. Sizin nereli olacağınızı, kimden doğacağınızı siz mi tespit ettiniz? Sizin iktidarınızda mı olmuş? E benim üzerime ne hakkım var benden üstünsün? Bende niye üstünsün ki? Üstünlük nerededir bizim inancımızda? Takvadadır. Benim orada doğmam, kendi iktidarımla mı oldum ki sizden üstünlük olayım? Çok tuhaf ya. Arazı şahsiye tahrik etmekten ve insanın mayiyetinde, burası da çok önemli ikinci, müzir madenler hükmünde bulunan fena istidatlar işletilmekten, yani ilaçta, telkinlerle insanın bazı yerlerinde fena madenler var. Onlar için girmeyeceğim ona. O meva dişerileri aktif ediyor. Mesela neyle yapıyor? Benim cümlem bu, Risale değil. Hayal, insan kimdir? İnsan, hayal ve düşüncelerinin toplamıdır. Ne düşünüyorsanız, ne hayal ediyorsanız osunuz. Beden yüzde sudur. Neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan, bak şimdi bir İmam bayıldı, müftü şaşıldı, köfteler yayıldı, anlatsam acıkırsın. İşte açar ya. Bak, hayalinde hemen köfte imam bayıldılar, müftü şaşırdılar, gelir. Adanalar, Rufalar. Acıkma oluyor. Niye? Hayal çalışınca insan hayaline ve düşüncelerinin toplamına dönüşendir. Neyi düşünüyorsanız olsun, o zaman doğru düşün. Usta öyle diyor. Güzel gören güzel, güzel düşünür. düşünür. Güzel düşünen de hayatından elem alır. Güzel Lezzet alır. alır. Ben onu Türkçe'ye şöyle çevirdim. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Yatakta bak. Doğru düşünürken Asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. İyi kötü, kendimi kötü hissediyorum. Doğru düşünmüyorsun ondan. ondan. Gıybet yapılan, haram işlenen, film seyredilenlerde insan rahat hisseder mi kendini ya? Hem suya gireceksin hem ıslanmak istemiyorum. Demek ki milliyetçi, menfi milliyetçiliği tahrik etmekten insanın vücudunda bulunan muzir madenleri hazır gıdalarla tahrik etmekten Fena istidatta zeytinyağı zarar, nebati şifadır. Kalbin dostudur. Allah Resulü diyor ki zeytinyağı yiyin, içi sürünün. Ulan biz de onu deyip ne yaptılar biliyor musunuz? X tarihinde Anadolu'nun asırlık zeytinlerini komple makineyle kaldırıp gemilerle Amerika'ya götürdüler. Ben medeniyim, medeni zeytinyağı yemeyeyim, yemeyenim mi diyor böyle. Yani yemem batı ya ben bedeni bilmem neyim. Şimdi bak şey stand takıyorlar, yetiştiremiyorlar. Ondan sonra gördünüz en son şey koronayı, coronayı. Bunlar savaş yapıyor arkadaşlar. Hastalığı düzeltmek değil, tutmakta yapıyor. Neyse. Fena madenleri, müzir madenleri hükmünde bulunan fena istidattan işlettirmekten Şan ve şeref namı ile riyakarane nefsin firavuniyetini okşamaktan artist diyor. İnsanın en aşağılıklarını yıldız diyor. Gayrimeşru hayatın pirlerini yıldız diyor bak. Diyor ki e, bunu işte şan ve şeref namı ile riyakarane film çektiriyor. Bizi, bizi o kadar perişan etmiş ki bu görsel şey. Şimdi haçta nedir? Aç, fark, noksan, kusurunu derut etmenin yeri. Mali. At seni, anlayacaksın, hüzünlü olacaksın. Adam artist çekiyor ya. Şey çekiyor, ne diyorlar ona? Selfie, Selfie böyle. dua ediyorum ha diyor. Külüme yala. <laughs> Etse kendisini dua edecek ya. Almış böyle Kabe'ye kaçıyor. Artistlik yapıyor. Lan orada bu halet olur mu? Hani at, fak, noksan, kusurunu ne damat edeceksin de da, anlayacaksın da hüzünleneceksin ya. Film çekiyor ya. Nasıl çekebiliyorsun? Ya bir içi içimize sokmuş nefsin firavuniyetini okşamaktan, vicdansızca taribatlarından herkes korkmasından geliyor. Ehli fesat bu aşılamak ile telkin ile bütün hissiyatı tahrip edip işlemez hale getirerek ehli salahi ehli salahı mağlup ediyor. Onları istediği gibi yönlendiriyor. Buna da algı yöntemi, bilinçaltı mesajı diyor. Şimdi çocuklar nasıl bozuluyor? Anneyi bozarak, Aurası çıktı bak. Açtım. Hiç sayfa geri gitmiyorum. Bak burada. Ben deliyim ya. Bak onu söyleyeyim. Ben bam teli, layıka dersen herkes yapmaz, yapamaz, olmaz diyemez. Atlar. Mektebi biz putlaştırdığımızdan çocuklarımızı olmaz, okulsuz olmaz. Oysa Süfyanet'in cenneti. Bak ben baştan söyleyeyim, deliyim. Şimdi ise terbiye-i e yerine mimsiz medeni terbiyesi yüzünden çocuklara bak şimdi senin ondan on çocuktan bir tane belki 20'den bir tane belki 40'tan bir çocuk ancak peder ve validesinin çok emniyettiği hizmet ve şefkat mukabil diğeri onda bir 20'de bir 30'da bir 40'da bir Masumsunuz Çünkü Cemiyet bozmuş 40 tane de 40 çocuktan bir tanesi anne babasını hürmet eder 39'u sandalyeyi kafasına vurur. Çünkü üstünü okumuyorum. Anne babanın yanlış yönteminden. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şahit oldum. Bir tanesi diyor ki benim uzaktan yakınım. X diyor bana. Kocam burada diyor. <laughs> Okula gideceği zaman hafta içi kendisi kaldırır, giydirir, arabayla götürür. Hafta sonu olduğu zaman diyorum ki kaldır işte gene namaza hafta içi bu kadar yoruldu kalkmasın. Çocuk yatsın. Namaza kaldırmıyor diyor. Sonra bu bana diyor ki bu diyecek ki çocuğum bana sandalye vuruyor veya laf dinlemiyor. Yani dolabı nasıl kafana indirmiyor hayret ya. Çok tuhaf değil mi ya? Anne babalar yanlış yönlendirmekten okulu olmasa ne olur? Size söylüyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi ilahiyattan mezundur? Bediüzzaman Hazretleri hangi ilkokuldan mezun? Ben okulu şey demiyorum. Ama bilin de yani böyle bir tahrip zemin olduğunu. Bizi çok düşünüyorlar ya cahil kalmayalım. Gitmemek suçtur. Hastanede parasızlıktan esir kalındığı dönemde ev ev dolaşıp çocuklara aşı vuruluyordu. Öyle değil mi? Ev ev. Madem bu kadar şey kim yapıyor? Bir de Lyons kulübü. Çocuklara aşı. Nedir peki bu aşı? Ustad demiş ki ben demiyorum. Aşır bana dokunur diyor. Bize dokunmaz ustadım. Bize niye dokunsun? Sana dokunuyor. Aşı bana dokunur. Bak onu ders yaptım böyle deliliğe verdim. Koronadan o zaman o kadar diyebilirim. Ustad diyor ki aşı bana dokunur. Ben yalnız naklediyor. Arkadaşlar ben karşı değilim. Misgamber deme. Okulu putlaştırma. Bu kız ve erkeğin karması ne olduğunu hadiste söylemiş. Bak ne yapmış şimdi ise terbiye İslam'a yerine mimsiz medeniyetin terbiyesi yüzünden işte. Telkin, algı yaptılar. Hafta içi Müslüman bu ya beş vakit namaz kılan. Derslere de görüyorum ha onu babayı. Cumartesi pazar yatsın. Namaza kaldırma. E, yorulmuştu çocuk. Ama hafta içi beş gün at gibi koştur. Kursu şey, üniversite şeylerine. Sonradan çocuğum niye olmuyor? Niye sandalyeyi kafana geçirme Hayret. Demek ki çocukların bir bozulması o. Peki toplumu bozarsa ne olur? Nasıl olur? Gene Kastamonu 241. Yani sonuçları nedir? Algı olmuş mu, olmamış mı? Ona ben sonuçları okuyacağım. Çünkü bu millet, vatan, hayat içtima, bakayım algı olmuş mu toplum? Bu telkinle bozulduk mu ne kadar bozulduk? Ne yapmış? Alameti nedir? Çünkü bu millet ve vatan, Hayat iştimaiyesi ve siyasiyesi, anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için beş esas lazım ve zaruridir. Birincisi merhamet. Ne kadar var toplumda? Hürmet. İki. Üç. Emniyet. Dördüncüsü haram ve helalı bilip haramdan çekilmek. Beş serseriliği bırakıp itaat etmek. O kadar Müslümanı bozmuş ki alim denilen şeyi oho diyor Deccal 500 sene sonra çıkacak diyor. Yecüc mecücler daha yecüc mecücler çıkacak diyor. Bak şimdi ne kadar bozulmuş nereye kadar yecüc mecüc çıkmış. ama bak yecüc mecüc kimmiş? Yecüc me ve, -ve, -ve me daha müthiş. O daha yecüc mecüc bekliyor. Daha müthiş ahlaktan ve hayatta arkadaşlar Yecüc Ahlakı bozacak. Ahlak bozulduğu kadar biz Yecücüz. Me, Mecüç'ten Yecüc ve Mecüc. Mecüç'te ahlak haya hayatta ahlaksızlık olacak. Bir tanesi ahlak, ikincisi hayatta hayat. Suya ahlak, geçimsiz, bağnaz, kanatsız tablet ver, araba ver, uçak ver. Memnuniyetsiz. Hayır baba. Of anne. Of. Memnuniyetsiz, kanatsız, saygısız. Bir tuhaf ya. Yani. Biz de olmuşuz öyle ya. Hiçbir şeyde memnun değiliz ya. La kanat etsen, ufak şeyle memnun olsana ya. Bir rahat et. Ya. Arabam yok diyorsun. Ayağın var. Bunun farkında değil misin ya? Araba alıyor. Yazlık lazım. diyor. Hani çok bir tanesi nakletti ya. Bir televizyon televizyonda demiş. Adam demiş abi dedim ya ne güzel demiş. Spiker soruyor. Biz böyle diyor zamlar oluyor. Bu yükseliyor. Sebebi nedir diyor. Biz çok mu fakiriz? Niye zamlar böyle çok oluyor? Adam demiş ki biz ahlaksızız. Ahlakta bak. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik, fesada ve ifsada başlıyor. Kardeşim ahlak ve hayat, cemiyet ve kişinin suyu ahlakı çökmüş. Yani suyu, şeyi anlatmıyorum ama yani uyanık olmak lazım, tedbirli olmak lazım. Demek ki toplumunda şey. Peki aileyi nasıl yapmış? Aileyi nereden şey yapacağım size? Sözler 97. Bir de 24. lemadan öz yaptım. Evliliği ne yapıyor? hürmet ve merhameti bozuyor. Kadında ne lazım diyor. Sözleri açın görün 97. Kadında şu üç sıfat, erkekte şu iki sıfat. Kadında samimi ve ciddi ve vefadarane hürmetli olacak ev hayatı olsun diye. Erkek ise şefkatli ve fedakarane merhametli olacak. Yani kadın hürmetkar, Erkek merhametli olacak. Aşağıdan yukarıya hürmet, yukarıdan aşağıya merhamet. Bir de okuyorum. Kadında sözler 97'de. Samimi, hürmetinde samimi olacak. Ciddiyetinde samimi olacak. Vefa olacak, vefa. Hadi benden en ufak şeyden e, topuğun üzerine birbirimizi ucuza ve çabuğa çabuk terk etmeyeceğiz. Erkekte ne olacak? şefkatli, fedakarane, merhametli olacağız. Kadında dört etti değil mi? Samimi, ciddi, vefadarane hürmet. Erkek şefkatli, fedakarane, merhametli olacak. Bu arada toplumu veya bizi aileyi nasıl neyle düzeliyor? Onu da okuyayım. Mazisinden kop kopartılan insanların geleceği olamaz. Geleceği inşa etmek istiyorsanız Devlet erkanına da sesleniyorum. Onlara söylüyorum, vatanperverlere söylüyorum. Bir milleti bozmak veya düzeltmenin yolu, mazisinden koparmak veya mazisine bağlamakla olur. Mazisi kopuk olanın istikbali yoktur. Maziye bağlayacaksın, doğru maziye. Masada yazılan tarih değil, sahada, meydanda yazılan tarihi okutacaksın. Masada değil. Eğer top, geleceğini kurtarmak istiyorsan ey siyasiler bu nesli atinin çocuklarına doğru tarihi geçmişine bağlayın. Geleceğinizden hiç korkmayın. Peki başka ne neyle tamir olur? Peygamber kısalarıyla. Biz bununla tamir oluyoruz bu derslerle. Şu anda fakat öyle konserler konserler yapılıyor ki akıl şey duruyor. Ahlak ahlak olsa bir şey değil. İnsanlığın insanlıktan pişman ediyor konser namı altında. O da havayı bozuyor. Biz de havayı tamir etmeye çalışıyoruz. Gücümüz bu kadar yetiyor. Yani konserler namı altında mesela Antakya'da olmuştu. Turizm namı altında vesaire depremden önce. Peygamber kısaları ve maziye bağlayacak havayı bozan o buharat-ı muzahrefe şu kafamızdan çıkan buharat-ı aliye, terler vs. Ne demek biliyor musun ter veya düşünceden çıkan enerji? Biz göremiyoruz ama cinler, ruhaniler görüyor. Terin ne demek olduğunu söyleyeyim ter. Şarap içenin teri necistir, dokunamazsınız. Pislik gibidir. İmam-ı Azam diyor ki, ben diyor kişiyi görmeyeyim. Tenine değmiş, abdest almış ya. Bu adamın zina ilimi, namaz abdesti mi, gusül mü yaptı, ahlakını aldığı abdest suyuna bakarak ahlakını söylerim dedi. Bilerek söylüyorum. İmam-ı Ebu Yusuf diyor ki, ben kişiyi görmeyeyim, sesini duyayım, karakterini söylerim. İmam-ı Muhammed Eşşeybani Hazretleri diyor ki, bana terini verin, ahlakını söyleyin. Mesela koku sürülüyor ya, koku parfümle uğraşma, ahlakını düzelt, terin güzel kokar mecmu altın adapta diyor ki ahlaka ağır olanın kokusu ağır olur. Ondan sonra başka ne okuyacaktım? Ee, bu kadar. Benden bu anneleri de okudum. Çocuklar toplumu bozma, yecüc mecüc, hava, mazi, tamam. Abi. Efendim abi. Burada çok bilinen, burada o videoyu görenler de vardır. Bir hocanın e, Yecüc Mecüc hakkında 30-35 dakikalık bir videosuna denk geldim. Diyor ki Yecüc Mecüc yerin altındadır, ee, yaklaşık 400-500 sene sonra çıkacaktır diyor. Ee, sayısı da insan neslinin insan sayısının 10 katıdır diyor. Yani 80 milyar yerin altında yaşıyor diyor Ve bunu e, hadise dayandırıyor. Ya böyle eserler mücedit eser olmasaydı din adına kapkara kaplerden uzanan din adına medet, şefaat nam altında onların elini öptürecektik. Onların elini öpmektense hakikatin Hakikatını öp. Hakikatın hakikatını. Şuraya bak hele. Şeriat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olan Seddi Kur'an. Şair. Ona ha, girmedik. Şairler. Aa orada olacak. Şairler neymiş biliyor musun? Mabetler, camiler. Mesela foteller. Sarıklar. Kravatlar. Ağla alem diye geçer Yasin'de. Bo boyun bağları. Bu kafa inmez. İnmez dışarıya. Bilmez. Başka? Ben bir yere bağlıyım. Tut yularımı. Kravat kin, kimin elindeyse onun şeyi. Ona bağlı. Foteller, sarıklar, camiler, mezar taşına bak hele ya. Bu şuraya, şuraya bak. Allah aşkına şuna bak ya. Ulema alimin olduğunu gösteriyor. Kadıköy Belediyesi yaptı. Ben gördüm içim çıldırıyorum. Böyle mezarlığı yok etmenin yolunu nasıl yapıyor? Ya oradan dolaşıyorlar mezarlıklarına. Buradan bir patika yapıyor. İşte işte onu deviriyor, onu deviriyor. Ya bu kadar şey yaptılar ya. Diyor, hop kaldırdı. Tamam. Bak şeyi görüyor musun? Bu normal adam. Benim gibi. Bu halim Bakıyorum. Şair İslamiye. Şair İslamiye donmuş ecdattır. Şair İslamiye mazi istikbale taşıyan GPS'lerdir. Hafıza kartlarıdır. Ona delil gidin. Mehmet hocamın yeni camisine şu yukarıdakine bir de Ayasofya camisine veya Sultanahmet'e buran buran ecdat kokuyor. Ruhlarını maddeye nasıl sirayet ettirmiş? Bak nasıl kokuyor? İşte şair böyle bir şey. GPS kartı, hafıza kartıdır. Hafıza kartında ne var Zaire bakarsan? Hiçbir şey yok. Mazi istikbale taşıyandır. Başka çekirdekler. O da mazi istikbale taşıyor. Şair İslamiye mezar taşları ne kadar kıymetli olduğunu düşmanlarınızdan öğrenin. 20 bin caminiz gitmiş. Biliyor musunuz? 20 bin. Devam et. Ha bu Ayasofya camisi diyor usta. 50 bin kişiye şey vermiş. Bak şair. Kur'an marifeti sani nurunu telkin ediyor. Bak Kur'an nasıl telkin ediyor. Ya git şey yapalım. Bir de peygamber aleyhissalatü vesselam telkin ediyor. Yarın bir tane göstereceğim inşallah. Ene e, kabu kavseni gidince peygamberimiz nasıl yok oluyor? Allah'ım Hem de cismen gitti. Onu inşallah şey yapacağız. Kur'an telkin ediyor, Risale-i Nur telkin ediyor, geçiyor. Risale'de geçen cümleler. İman telkin ediyor, hastalık telkin ediyor, valideler telkin ediyor. Evet, fena bir adamı adama, evet fena bir adama iyisin iyisin desen, telkin böyle bir şey. İyileşmesi veya iyi adama fenası fenasın, fenasın desmesi desen, fenalaşması çok vuku bulur. Barla da geçiyor ya hatırladınız mı hastalıkla? meyus ve ümitsiz bir hastaya e, bir nasihat, faydalı bir nasihat, bin nafi ilaçtan tesir eder. Altındaki cümle de çok önemli. Açabilen varsa ve ezberinde olan varsa oku. Meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip, o biçare marizin elim bir cümle daha kadar. Ya bu işte. Yani geldin. O nasıl geldin? O nasıl yaptırmasın ya? Çıkar. Çünkü o mahfettin seni ya. Zaten sıkıntı birazdı. Sen daha beter yapıyor. Yok kardeşim. Mesela böyle bir adam var yalnızda. Bak, dedim ya, bana bak, doktor dedim. Bir, e, bir, bir vitaminlere bir baksak mı falan mesela? Yok abi dedi ya. işine bak dedi ya. Devam et dedi ya. Her yerde söylüyorum ha burada. İşine bak dedi ya. Şimdi takma şeyini. Bak diyor ki fena. Fena bir adama iyisin iyisin sen yani fena kötü hasta iyileşmesi veya iyi adama ne lan rengin gitmiş ya. Sen hasta mısın? Hayırdır? Yok abi. Ya öyle bir şey geliyor ya, Halin pek iyi değil yani. İyi gelmiyor bana. Ya öyle mi ya? Böylelikle sınıfı bizim bir tane muzipçi arkadaş vardı. Sınıfı dersi kırdı ya. Milli görüş hocası vardı. Milli güvenlik, milli güvenlik. Milli güvenlik hocası vardı. Milli görüşlerdi Dedi ya yarın imkan var dedi bir hocayı dedi şey yapalım. Milli, Milli güvenlik hoca nasıl göndereceğim ben yaparım dedi. Hocam ne ya diyor. Ee, hasta mısın? Oğlum ne hastası dedi ya. Yok dedi renginiz biraz kağıt gibi. Deyince yok deyince öteki tarafta bir tanesi de Evet hocam dedi biraz renginiz kağıt gibi ya. Yok oğlum dedi ya ama ya şu şey sesini der şey. Öte gitti sıradan da. Hocam biraz öyle galiba. Ya çocuklar niye öyle diyorsun? İyi ya ben bir lavaboya gideyim dedi. Gidene kadar zaten kafa gitti. Yaşlı adam gibi kağıt gibi olmuş. Haklısınız çocuklar. Siz dedi serbestsiniz dedi çekip gitti. Siz de serbestsiniz. El-Fatiha. <laughs> <laughs>